Herkese merhabalar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimle birlikte Batı Cephesi'nin ve Kurtuluş Savaşı'nın en önemli savaşlarından olan Kütahya-Eskişehir Savaşı'nı işleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce derslerimizi beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Arkadaşlar, Batı Cephesi'nde biliyorsunuz ki biz Yunanlarla 5 tane savaş yapıyoruz. Daha doğrusu ben bunu sizlere futbol üzerinden anlatmıştım. 5 tane maç yapıyoruz. 1. İnönü'de sahaya çıktık. Bunları yendik. 2. İnönü'de yendik. Şimdi geliyoruz 3. maça. Adamlar rövanş istiyorlar. Diyoruz ki tamam biz sizi yeneriz. 3. maça çıkıyoruz. Kütahya-Eskişehir Savaşı. Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda yine rakibimiz kim? Yunanlar. TBMM'nin kurduğu düzenli ordu 1. ve 2. İnönü'de zafer aldığı için biz ordumuza inancımız tam, düzenli orduyla savaşa geliyoruz. Ordumuzun başında yine kim bulunuyor arkadaşlar? İsmet Paşa var. 1. ve 2. İnönü'de olduğu gibi ordunun başında yine İsmet Paşa var. Yine biz burada her zamanki gibi ne yapıyoruz? Bir savunma savaşı yapıyoruz. Yani saldıran kısım Yunanlar, biz defansa çekilmişiz, savunma yapıyoruz. Savaşın sebebine geliyoruz. Yunanların İnönü yenilgilerinin öcünü almak istemeleri. Yani bu adamlar bize 1. ve 2. yenildiler. Bunun öcünü almak istiyorlar ve Türk ordusunu dağıtarak topraklarımız üzerindeki amaçlarına ulaşmak istiyorlar. Orduyu dağıtacaklar akıllarınca, bizim topraklarımızı Mondros ve Sevr'e göre parçalayacaklar. İsmet Paşa komutasındaki düzenli ordumuz, dikkat ediyorsunuz, bu savaşta yenildi ve ordumuz geri çekilmek zorunda kaldı. Yani bu sefer maalesef Yunanların bulunduğu kısma artı atıyorum, TBMM'nin bulunduğu kısma eksi atıyorum. Kurtuluş Savaşı'nda kaybettiğimiz tek savaş bu savaştır. Zaten bunu da dikkat kısmına özellikle belirttim arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda unutmuyorsunuz, kaybettiğimiz tek savaş Kütahya-Eskişehir Savaşı'dır. Savaşı kaybettikten sonra Mustafa Kemal orduya bir emir veriyor ve Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilin diyor. Arkadaşlar, bunun sebebi daha fazla kayıp vermemek için. Bu savaş tarihinde çok fazla görülen bir olay değil. Kendine doğal bir siper seçiyor. Yani kendine doğal bir siper alıyor karşı orduyu durdurmak için, daha fazla kayıp verdirmemek için. Biz buradan şunu söyleyebiliriz. Buna çok sık rastlamadığımız için bu Mustafa Kemal'in askeri dehasını gösterir. Savaş meydanlarında çok fazla olan bir şey değildir. Ne yaparsınız? Diyelim ki bir kartopu savaşı oynuyorsunuz. Kendinizi siper olarak ağacın arkasına saklarsınız. Ya da arabaların arkasına girersiniz. Biz de burada böyle daha fazla kayıp vermemek için Sakarya Nehri'nin doğu kısmına çekilmişiz. Geleni nehrin öbür tarafından indirebilmek için. Yani bu Mustafa Kemal'in askeri bir deha olduğunu bizlere gösteriyor. Yunan ordusu Afyon, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir'i alıyor arkadaşlar. Yani Ankara'ya kadar neredeyse ilerliyorlar. Yunanlar Ankara'ya kadar gelmesi üzerine mecliste tartışmalar başlıyor. Ankara ele geçirilirse savaş tamamen biter. Çünkü bir devletin başkentini alırsanız o devleti yenersiniz. Bunun üzerine meclisin nereye taşınması gündeme geliyor arkadaşlar? Kayseri'ye. Milletvekilleri diyorlar ki meclisi Ankara'dan Kayseri'ye taşıyalım. Yunanlar dibimize kadar geldiler. Her an Ankara'ya gelebilirler. Tabii ki birçok milletvekili tarafından bu reddediliyor. Ankara'da kalmayı kabul ediyorlar, uygun görüyorlar. Ankara'da meclis duruyor. Size şu kadarını söyleyeyim arkadaşlar. Polatlı'ya kadar geliyorlar. Polatlı Ankara'ya bildiğim kadarıyla 90 kilometre uzaklıkta bir yer. Top sesleri artık meclisten duyulmaya başlanıyor. İşte bunun üzerine zaten diyorlar ki meclisi taşıyalım. Nereye? Kayseri'ye. Tabii ki kabul görmüyor. Bazı gruplar yenilginin sorumlusu olarak kimi ilan ediyorlar? Mustafa Kemal'i. Bakın arkadaşlar, orduyu yöneten Mustafa Kemal değil. İsmet Paşa yönetiyor ama yenilginin sorumluluğunu kime yıkıyorlar? Mustafa Kemal'e. Biz buradan şunu anlayabiliyoruz. Demek ki Mustafa Kemal'e kin güden bir grup var. Şimdi bu kısım çok önemli. Özellikle buraya Çok dikkat ediyorsunuz ve not çıkarabilirsiniz burasıyla ilgili. Mustafa Kemal diyor ki madem sorumluluk benim üzerime yıkıldı, yani savaşın kaybedilmesini ben sorumluyum, o zaman diyor ki tamam, ben sorumluluğu alıyorum. Meclis tarafından bunun üzerine Mustafa Kemal'e ne yetkisi veriliyor arkadaşlar? Başkomutanlık. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi 3 aylığına veriliyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal diyor ki madem sorumluluğu bana bıraktınız, madem sorumlusu benim, sizden meclisin yetkilerini istiyorum. Başkomutanlık yetkisini istiyorum. 3 aylığına istiyorum. Ben tekrardan ordumuzu toparlayacağım diyor. Bunun üzerine de meclis bunu uygun görüyor ve 3 aylığına Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini veriyorlar. Şimdi başkomutanlık yetkisi ne demek? Diyebilirsiniz ki hocam bu ne işe yarıyor ki? Arkadaşlar başkomutanlık yetkisi adeta padişah gibi bir şey. Çünkü yasama başkomutanın elinde, yürütme başkomutanın elinde, yargı da başkomutanın elinde. Yani tek adam diyebilirsiniz. İşte başkomutanlık yetkisini ama dikkat edin Mustafa Kemal 3 aylığına istiyor. Burasıyla ilgili birazdan zaten bir bilgi vereceğim sizlere. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'nden önce biliyorsunuz ki çok sevdiği askerlikten istifa etmişti. Artık bu olaydan sonra başkomutanlık yetkisini aldıktan sonra askerliğe ne yaptı? Geri döndü. Şimdi burasıyla ilgili bilmemiz gereken 2 tane önemli kısım var. Zaten belirttim çok önemli diye ve 3 tane de yıldız koydum. Arkadaşlar Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini alarak meclisin tüm gücünü eline alıyor. Bunun sebebi nedir? Hızlı karar alabilmektir. Biliyorsunuz ki savaş ortamındayız. Her saniyenin, her dakikanın önemi var. Zaman kaybının tahammülü yok. O yüzden Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisini istemesinin sebebi olaylara direkt müdahale edebilmek ve hızlı karar alabilmektir. Mustafa Kemal biraz önceki vurguladığım kısım. Size demiştim ya önemli bir şey söyleyeceğim diye. Mustafa Kemal meclisin yetkilerini 3 aylığına istiyor. Bakın süresiz bana bu yetkiyi verin demiyor. 3 aylığına verin diyor. Bunun nedeni şudur. Mustafa Kemal demokrasiye saygı duyuyor. Niye? Biliyorsunuz ki bu yetkileri meclise halk tarafından gönderilen milletvekilleri sağlıyor. Yani Mustafa Kemal orada aslında halka saygı duyuyor. Halk milletvekilini seçmiş, meclise göndermiş. Tek kişinin yönetmesi uygun olmaz ve Mustafa Kemal bunu bildiği için başkomutanlık yetkisini bana sınırsız verin demiyor. 3 aylığına istiyor. Bu da onun demokrasiye saygı duyduğunun bir kanıtıdır. Gelelim Kütahya-Eskişehir Savaşı devam ederken olan önemli olaylardan bir tanesine, Maarif Kongresi. Arkadaşlar şu kısma hiç bakmanıza bile gerek yok. Ben şimdi size Maarif'in anlamını söylediğim zaman zaten ne olarak toplandığını anlayacaksınız. Arkadaşlar Maarif eşittir eğitim. Yani siz okullara gittiğiniz zaman aslında Maarif Bakanlığı'nın okullarına gidiyorsunuz. Eğitim demek Maarif. O zaman kısaca şunu anlayabildiniz. Demek ki bu savaş devam ederken Maarif Kongresi toplanmış. Ne kongresi? Eğitim. Şimdi gelelim detay kısmına. Kütahya-Eskişehir Savaşı devam ederken, bakın savaştan sonra ya da önce demiyoruz. Savaşın sırasında, savaş devam ederken Ankara'da Maarif Kongresi'nin toplanması gündeme geliyor. Zaten planlanmış. Maarif Kongresi deniliyor ki paşam ordumuz önemli bir savaşta, istiyorsanız erteleyebiliriz. Mustafa Kemal de bu kongreyi ertelemiyor. Kongreye de katılıyor savaş devam ederken. Biz buradan şunu anlayabiliriz. Mustafa Kemal eğitime önem veriyor. Bakın hayati bir savaş devam ederken bu kongreye katılıyorsanız neye önem veriyorsunuzdur? Eğitime önem veriyorsunuzdur. Ve Mustafa Kemal'in bu kongreyle ilgili bir sözü var. Diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir. Yani bizim cehaletle de savaşmamız gerekiyor. Cehaletle nasıl savaşırsın? Eğitim yoluyla savaşırsın. Maarif Kongresi'nde yeni devletimizin, yani yeni kurulan devletimizin eğitim politikaları belirleniyor ve milli, bize bağlı ve çağdaş eğitimin de ne yapılıyor? Temeli atılıyor. Gelelim Kurtuluş Savaşı'nın en önemli konularından olan Tekalifi Milliye emirlerine. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki Mustafa Kemal Kütahya-Eskişehir Savaşı'nda yenildikten sonra ordunun başına geçiyor ve ne olarak? Başkomutan olarak ve orduyu yönetmeye başlıyor. Artık tüm yetkiler onun elinde. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'ndan önce şunu anlıyor. Ordumuzun eksiklikleri var ve bunu gidermemiz gerekiyor. Düşünsenize, hiç elinde silah olmayan, mermi olmayan, yiyecek, içecek, eşya, elbisesi olmayan bir ordu savaş kazanabilir mi? Tabii ki hayır. Mustafa Kemal bunu bildiği için bir emir yayınlıyor. Hangi yetkiye dayanarak? Başkomutanlık yetkisine dayanarak. İşte bu emir Tekalifi Milliye emirleridir. Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini kullanarak ordunun ihtiyacını karşılamak ve orduyu savaşa hazırlamak için Tekalifi Milliye emirlerini yayınlıyor. Buna milli yükümlülük de denir, milli sorumluluk da denir Tekalifi Milliye'ye. Tekalifi Milliye emirlerini arkadaşlar dikkat edin, TBMM hazırlamadı. Mustafa Kemal tek başına hazırladı. Hangi yetkiye dayanarak? Başkomutanlık yetkisine dayanarak. Çünkü artık Mustafa Kemal'in elinde yasama, yürütme, hatta yargı yetkisi bile var. Başkomutanlık bu kadar büyük bir olay. Kısaca Tekalifi Milliye emirlerini şöyle anlatabilirim arkadaşlar. Ordunun silah, cephane, yiyecek, içecek, ulaşım aracı ve kıyafet ihtiyaçları karşılanmıştır. Çok fazla bu Tekalifi Milliye ile ilgili maddeler var. İşte herkes evindeki çorabı verecek, çamaşırı verecek. Teker teker anlatmama gerek yok. Kısaca halkımız elinde bulunan silah, cephane, yiyecek, içecek, ulaşım aracı ve kıyafeti ordumuza bağışlıyor. İşte Tekalifi Milliye emirleri kısaca budur. Zaten Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisini aldıktan sonraki ilk işi Tekalifi Milliye emirlerini çıkarmak olmuştur. Çünkü ordumuzun teçhizatsız ve destek olmadan savaşı kazanamayacağını biliyordu. Halkımız da bunu biliyordu aslında. Bunu da zaten çok önemli kısmında vurguladım. Tekalifi Milliye emirleri ile Türk halkının elindeki malzemeleri ordumuza vermesi, halkımızın dayanışma, yardımlaşma, fedakarlık, birlik ve beraberliğinin bir örneğidir arkadaşlar. Halkımız şunun farkında. Eğer düşman işgal ederse istediğin kadar çamaşırın olsun, çorabın olsun, silahın, mermin olsun, hiçbir şeye yaramaz. Halk da diyor ki madem böyle biz de ordumuza destek oluruz. Tekalifi Milliye emirleriyle elindeki her şeyi ordumuza veriyor. Kısaca Tekalifi Milliye'nin özeti budur. Evet arkadaşlar, dersimize burada son veriyoruz. Dersimizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.